Adım Murat Ayhan. 1977 Karadeniz Ereğli doğumluyum. Lise mezunum. Ereğli Teknik Endüstri Meslekçisi Motor Bölümü mezunuyum. Evliyim. 3 tane çocuğum var. 2 kızım, 1 oğlum var. Bu mesleğe de 1996 yılında bir sektörde başladık. Allah'ın izniyle. İşte 2000 nasip oldu. 1998 yılında ilk iş yerimizi açtık. O gündür bugündür de devam ediyor inşallah. Ya şimdi biz değişik, yani birkaç tane plastikle falan çalıştık. Yani emeğimizin şeyinin karşılığını alamadık. Yani bir arayış içine girdik. Yani bazen işte ufak tefek sorunlar, sıkıntılar falan vardı. Beklentileri karşılayamadık. İşte biz bir arayış içine girdik. Şimdi Kompen'in de, o da zaten yanlış hatırlamıyorum, 96 yılında falan kurulmuştu. Şimdi onun da sağlamlığını falan biliyorduk ama tabii yakından görelim dedik. İşte arkadaşları çağırdık, geldiler, şey yaptılar. Anlaştık, 2013 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. 2013 yılında geldiler, arkadaşlarla şey yaptık, anlaştık. O gün bugündür, yaklaşık 9 yıldır Kompen kullanıyorum. Şükürler olsun, o konuda da memnunum. Müşterilerim de memnun o konuda. Bir kere renk olarak daha canlı, artı bir de kalite olarak bayağı kaliteli. Şimdi bazen bizim işler geliyor, buraya geri dönüşüm için şeyler gelir. Özellikle de bizden Kompen markasını ister. Çünkü Kompen'in şeyi, hurdası, şeyi, kestiğimiz parçaları şeyden diğerlerine göre daha ağır geliyormuş. Ve bir de ham maddeden çekildiğinden dolayı. Sırf ham madde yani. Bizde yani küveks malzeme dedikleri, yani geri dönüşüm malzemesi yok. En çok da Kompen'in en çok beğendiğim şeyi de o. Şimdi bazı profillerin et kalınlıklarının düşük olması, ondan sonra içine sacın muntazam şekilde konulmaması. Şimdi duyuyoruz gibi, şimdi ben 96'da mı piyasanın içindeyim. Şimdi bakıyoruz, adam diyor ki 0.60 sac kullanan arkadaşlar var diyor. Bizim hiçbir zaman 1 milimden aşağı biz sacımızı düşürmedik. Hiçbir zaman. 1.20 kullandık ama 1 milimden aşağı hiç düşürmedik. Şimdi bakıyorsun tabii diğerleriyle aramızda fiyat farkı var ama benim müşterilerim, benim iş yaptığım müteahhitlerim falan beni ben olduğum için ve beni kullandığım malzemeden dolayı ben verdiğim paranın karşılığını alabilir miyim düşüncesi yok. Yani alacaklarını biliyorlar. Zaten malzemenin de nasıl bir kaliteli malzeme olduğunu ve bizim de işçilikte hata yapmayacağımızı bildiklerinden dolayı benim şükürler olsun yani daha şu yakında Ereğli'de bir 74 daire bir büyük bir şey teslim ettik. Onun ardından işte burada bir yine bir 60-70 daire bir daha teslim ettik. Şu anda yine şeyimizde en az 150-200 daire daha tekrar şeyimiz var. Niye? Şimdi kaliteden ödün vermeyiz. Kesinlikle. Zaten plastiğimizde de aynı o şekil. Biz kendimiz firma olarak da hiçbir şekilde de hani kalitesiz bir malzeme ne diyeyim sana, içine sac koymadan bir malzeme falan göndermeyiz. Öyle bir şey zaten bizim için olanaksız. Yani ondan fiyat olarak belki diğerlerinden biraz şey olabilir ama o da kalite farkıdır, işçilik farkıdır. Biz de her zaman işte malzememizin ve kalitenin peşin şeyindeyiz, arkasındayız. O konuda bir şeyimiz yok, şükürler olsun. Şey var, bir tane müteahhitim. Hani arada aslında çok büyük bir farkımız da yoktu yani hani şey olarak, miktar olarak aslında biraz fark var ama çok büyük bir fark yoktu fiyat olarak. Şimdi bu da işte tanınmış bir marka diye biraz da fiyatı ucuz diye gittiği şeye verdi. Başka bir markaya verdi. Ondan sonra da bu sefer baktı ki şeyi alamadı. Verim alamadı. Ondan sonra da bize gel dedi ki ya biz böyle böyle pişman olduk. Ve hatta oranın da komşu yani ev sahipleri girmeden biz birkaç tane yerinde oramalarını değiştirdik. Yani sonradan adam dedi ki bana ya biz de bir yanlış yaptık.
Ve şu anda biz Ümit Ayet'le de 6 yıldan beri de hiç kopmadan çalışıyoruz yani. O yaptığı hatayı kendisi anladı. Şimdi bizim Allah nasip ederse işte ben işte çocuklarımız okulunu bitirse biz zaten işi daha da büyütmeyi hedefliyoruz inşallah. Bir şey yaptık, büyük bir arsa aldık Allah nasip ederse. Oraya işte bir fabrikasyon, yani daha büyük bir yere geçmeyi hedefliyoruz. Müşteriye de tavsiyemiz, yani ucuz hiçbir şeye kaçmasınlar. Bizim kalitemiz belli. Biz Kompen'den çok memnunuz. O konuda bir şeyimiz yok. Yani fabrika bizim arkamızda. Bir sıkıntı, bir sorunumuz olduğu zaman yani bir şey yaparız. İstişare yapıp gelirler onlar kendi şeyimizde. Gelirler bizle beraber bu sorunu çözmeye çalışırlar. O konuda yani biz Kompen'le memnunuz. İnşallah devam etmeyi düşünüyoruz yani. Uzun bir yıllar devam etmeyi düşünüyoruz inşallah.